Hoş geldiniz. Nasılsınız beyler? Görüşmeyeli. Epeydir görüşmüyorduk. Müziği biraz kısalım. Eyvallah. Bıyıklar güzel. Ha eyvallah. Epeydir berbere gitmiyorum ya. Yani sakal kesme o tarz bir makinem de var. Sağ olsun çocuklar kaybetmişler başlığını. Hiçbir işe yaramıyor. Öyle duruyor öyle yapayım. Evet. öyle daha iyi oldu değil mi? Evet. Ne yaptınız? Ne ettiniz? Ne var ne yok? Yoş şey İngiltere'den bir takımla bakmayı seviyorum ya. Bütün database'i açıyorum. Şöyle göstereyim. Lig ee, Ekle Kaldır'dan 441 bin oyuncu ee, artık gözlemci antrenör, asistan, menajer ne derseniz hepsi var. Aleykümselam. Arsenal'de <laughs> bilmiyorum vardır herhalde. Magos hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yaşlandın. Yani sen aynı yaşta mısın? <laughs> Yaşlandı demeyelim de yaş aldı diyelim. Segunda Volante hoş geldin. Oyundaki gibi. E, aynen. Eyvallah eyvallah. Daha doğru söylüyorsun. 3-5-2 Bilmiyorum ki öyle bir taktiğim var mıydı? Haberim bile yok. Şimdi e, gelelim Türkiye liglerinden. Ha Fenerbahçe'de kullandığım onu aslında paylaşmış. Geçen seneki Vitor Pereira taktiğine benzer ya aslında. FM e, 21'de yaptım. 22'de de işe yarıyor her ne kadar birebir tutmasa da. Onda ufak tefek değişiklikler var yanlış hatırlamıyorsam. Yani e, orta sağda değişiklik vardı herhalde. Eyvallah sana hoş geldin. Yolun yarısına yani. Her yaşın kendi güzelliği mi? Yani evet güzellik. Göreceli bir kavram. Her şeye olduğu için. İşte olduğu gibi. Aa, Türkiye Ligi'ni açmadık mı? Önemli. Son şampiyondan geçelim. Yalnız şöyle şampiyonların kadrolarından bakacak olsak. Uf, ya da lig liderinden başlayalım. Ayıp olmasın yani. Evet. Trabzonspor'dan başlayalım. Eyvallah Taha bu arada. çete chat'te Taha değer var. Kendisi Beşiktaş'ın Spor Manager araştırmacısı. Oyuncuların profillerini, ee, veri girişlerini yapan arkadaş. Beşiktaş'la alakalı soracağınız sorular varsa burada sorabilirsiniz. Sağ olasın Taha hatırlattığın için. Talha ne? Kronik Talha. Prime ile abone olmuş dostum. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Çavi'nin profiline bakarız. Türkiye Ligi'ni halledelim. Güzel bak antrenörlük profiline bakarız. Evet. Ee, mesela burada şey neydi? Bu son dönemde oynatılan genç bir stoper vardı. Ahmetcan Kaplan mıydı? Yok Ahmetcan Kaplan değil kimdi Ahmetcan mıydı ha bir bakayım şeyden bakayım arkadaşlar editörden bakıp size söyleyeyim Ahmetcan Kaplanla alakalı dostum mobili hiç bilmiyorum ama chatte bilen arkadaş varsa yardımcı olurlar diye ümit ediyorum. Bir dakika. Evet, 20, 22 22.3 güncellemesi gelmiş. Şimdi, evet, sizi biraz bekletiyorum. Özür dilerim. Ahmetcan Kaplan'ımıza bakalım. Ne durumdaymış? Profilini söyleyeceğim size. Oyuncu verileri, 120 ve 150 potansiyel yetenek aralığı varmış Ahmetcan Kaplan'ın. Dokunulmamış olabilir belki. Bir fikrim yok. Ee, önceden nasıldı eğer siz biliyorsanız yazarsınız 120-150 arası Türkiye standartlarında diyebilirim Türkiye standartlarında biraz gelecek vadeden e, denen oyuncu aralığıdır 120-150, 130-160 arası Türkiye ligi için Aa bu çocuk iyi oynuyor ya falan e, aralığıdır örnek işte Arda Güler e, Ersin Destanoğlu yine 130-160 potansiyel yetenek aralığında ee, şurada kim? Abdülkadir Ömür. Bir değişiklik var mı bilmiyorum Abdülkadir Ömür'dü ama zaten Abdülkadir Ömür hep iyi bir oyuncuydu. Yalnız o kararlılık hep 20 çıkmaz o de değişkenliği vardır bir kariyerde 20 hatta ona da bakıp söyleyeyim kardeşim bir dakika ee, zihinsel özelliklerinden söyleyeceğim şimdi sana kararlılık. Kararlılık 16'ymış. 16 sabit. Her kariyerde 16 çıkıyor. O da çok ciddi. Abi Vakayeme'ye bakacağım. Özel yetene 25 falan mı yaptılar? Ne yaptılar? 18. Denge 16. Vakayeme'nin profilde profil. Eskisini hatırlamıyorum ama. Vakayeme. Şimdi yüzümü siyaha boyayıp öyle bağırayım mı? Journeyman kariyerinde bir takımda en fazla kaç Vallahi Valla Hamit'ciğim o sana bağlı ya. Ona bir şey diyemeyeceğim. Verdiği oynatınca sözleşme imzalıyordu galiba ya. Enis Destan'a bakalım. Var mı bir değişiklik? Enis Destan 130-160 potansiyel yetenek aralığındaydı ama muhtemelen bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bir tek Enis Destan'a bakacağım bu editör değişiklik var mı? Çünkü pek çok araştırmacı arkadaşla sağ olsunlar konuştuk. Hani ilk seneden çok dokunmadıklarının üstüne basa basa söylüyorlar hepsi. Evet. Yok 130 160 değil 120 150 aralığındaymış. Tamamdır. Yani bir yeni gelen oyuncularda da bir değişiklik yok. Batuhan Kör de 110 140 potansiyel yetenek aralığındaydı. Atletik bir oyuncu. Atletizmiyle ön plana çıkıyor. Yine burada aynı kalmış. Ee, Bakasetas var mı bir şeyler diyeceğim. Be Trabzon'da kadrosu da zaten profilleri 7 bir şey yok pas 16 penaltı kullanma 17 Teknik 16 uzaktan şut 17 ee, Şöyle bakıyorum Yani ee, Başka hani gelişim gösterecek bir şey var mı diye bakacağım Uğurcan'a herhalde artık Zaten Uğurcan'a bir şey yapılmasına gerek yok Fenerbahçe kariyerinde Inter'e gitti. 100 milyon euronun üstünde değeri. Abi as hiç kiralık olarak değil. Bonservisiyle verilmiş Ümraniye Spor'a. Saçma. of. Büyük oyunu bozdun Emre'cim. Onlar düzeltilecek şeyler ya. Muhammed Tepe, Erce, Arda. Arda Ak Bulut. Berat'ta herhalde bir değişiklik yok çünkü Berat çok şey yapamadı sanırım. Daha Kerem'e bir şey yapmadık. Daha kimseye bir yorum yapmadık hatta ya. Yani Trabzonspor'da zaten çok böyle şey yapacak kimse yok bence. Zaten hepsinin profili ee, gayet iyiydi. Trabzon'a baktık. Başakşehir. Başakşehir'de yok herhalde değil mi beyler? Var mı? Pizzi'nin profilini merak ediyorum Pizzi adam ya şuraya baksana yani cesaret çalışkanlık falan böyle biraz şey ama Evet yeni başladım aynen yeni başladım Bir kış yaması ve tanarışık klasiği Eyvallah keyb1824 Prime ile abone olmuş toplamda 5. ay aboneliği prime aboneliğini bu kanalda değerlendirdiğin için dostum çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Trezege geldi, performans göstermeye başladı. Ee, burada hem biraz böyle profillere bakacağız hem de biraz sohbet muhabbet yapmak istiyorum. Şimdi bir soru soracağım. Ee, herkes fikrini yazarsa çok memnun olurum. Bunun genellikle böyle e, büyük takımlar. Gerçi şu an puan durumuna baktığınız zaman büyük takımlar falan diye de bir şey kalmamış ama ligimizde şu puandan ziyade yönetimme şekillerine baktığınız zaman şu hani hep bir transfer yaparlar falan ya uyum sağlayamadı bir 5 maç daha bekleyelim falan biraz daha muhabbetleri oluyor bildiğiniz üzere abi bu Trezege geldi hemen maç almaya başladı 2 gol falan bir maçta böyle çözmeye başladı işte Pizzi geldi yani hemen maç çözmeye başladı gol atmaya başladı skor katkısı yapmaya başladı ya bu Nedir abi bu bize bir şey mi illüzyon gösterisi mi? Yani bu oyuncu yeni geldi falan. İşte biraz zaman tanıyalım muhabbeti herhalde illüzyon değil mi? Bu adamlar nasıl oluyor ben bilmiyorum. Futbol cahiliyim abi. Oğlum adam Batshuayi'den gol bekliyoruz yazmış. Mental kalitedir abi minci Allah'ın Çin'inden geldi bazı oyuncular gerçekten uyum sağlayamıyorlar Doğru oyuncuyu bulmak ve doğruyu kullanabilmek doğru kullanılır evet kaliteli topçu evet doğru söylüyorsun Evet ee, ne bok olduğu belli oluyor ilk baştan geldiğinde evet sistemle alakalı bu da çok evet. Ama mesela arkadaş az önce Kimince'nin şeyini verdi örneğini. Gerçi o zaman Vitor Pereira vardı. Hani en azından bir sistem varmış gibiydi. Hani çok da başıboş değildi diye düşünüyorum ben. Trezeguet bu ligin bagıdır. Fenerbahçe başkanı nasıl buna alamaz? Karar verememiştir herhalde. Barcelona, Juventus, Roma'da. Barcelona'da yapamadı ama Milafi. Öyle bir problem var. Juventus'taki performansından çok uzaktaydı Barcelona'da. Evet. Bu şarkı da Black Sabbath'tan bütün savaş domuzlarına gelsin. Devam edelim. Biraz şöyle ses vereyim. Evet. Ozzy Osbourne'un sesi. Andy ee, -E dediler. Muhammed Şengezer'de var mıdır bir şey değişiklik? Yokmuş. Andy Yashmi'ye. Oğlum bu Andy Bakarız Rabile. Bu nedir ya? Bu arkadaş orta sahiden ön libero falan da değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ravil bitirmişler bakarız. Ama Ravil bayağıdır oynamıyor arkadaşlar değil mi? Hatırlayanınız var mı ciddi anlamda oynadığına dair? Bir bakayım mı? Müsaadenizle veri tabanından bakıyorum abi. Evet Ravil Tagir. 130-160 potansiyel yetenekte bir değişiklik yok. Yine 160 çıkarsa. Evet. Ben belki Muhammed Şengezer'de biraz bir şeyler olur mu diye düşündüm. Ama o da zaten ayağı falan. Burada ilk kontrol pas falan. Evet var bir şeyler. Yani ön sezi biraz düşük. O zaman gösterecek. Abi ne olur Sosa yaz bak Sosa yazını <laughs> Sosa'nın da suçu yok bu arada yani. Gamsız. Bu arada sosyal ile ilgili bir şey söyleyeceğim. Çok iyi bir futbolcu gerçekten. Şu an tabi performans yerlerde. Can Öztürkmen 7 izleyiciyle paylaşmış. Dostum çok teşekkür ederim. Sağ olasın Can. Sağ olasın var olasın candan gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Gökhan'cım sen de hoş geldin sağ olasın ee, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Ve biliyorsunuz Ukrayna'dan gelmişti yanlış hatırlamıyorsam ki Ukrayna'dan gelmiş olması lazım Hatta Bir arkadaş beni doğrularsa çok mutlu olurum ya da Hemen bakayım Evet metalist Ukrayna'dan geldi. Yok ya Beşiktaş'a Ukrayna'da. Evet metalist Kharkiv'den geldi. Şimdi o, o dönemlerde de yine Ukrayna'da böyle karışıklıklar falanlar filanlar böyle mevzular vardı. Türkiye'de geldi işte yok burada olaylar falan vardı bildiğiniz üzere o dönemlerde. İşte yok güvenliğim yok bilmem neyim yok falan filan deyip pılını pırtını toplayıp gittin. Ukrayna'dan geliyorsun. Buraya böyle diyorsun. Gittin. Ondan sonra da Trabzon'a geliyorsun. Oradan Fenerbahçe'ye geliyorsun. Yani adamın bir dediği bir dediğini tutmuyor ki saha içindeki performansı birbirini tut. Beşiktaş'ta nasıl oynadı? Trabzon'da nasıl oynadı? Fenerbahçe'de nasıl oynamadı? Görüyorsunuz değil mi? <laughs> Beşiktaş da iyi para kazandı ama. Aynen. Hocam bir sorum olacak izninle. Estağfurullah ne demek? Yabancı kuralı var tabi. Yeni güncelleme için. Ha daha çıkmamıştır herhalde ama yaparlar ya. Potansiyel 130 iken 130 iken sürekli 11 çıkması ve iyi de oynaması potansiyel limitin üstüne çıkması. Bununla alakalı ben FM19'da herhalde bir deneme yapmıştım. Potansiyel yeteneği 120 olan bir oyuncum vardı. Çok iyi oynadığı dönemde 123 oluyordu. Bazen performans düşüklüğü, özellik düşüklüğü de oluyor. 117'ye düşüyordu ama 120 yani 123 olduğunu gördüm. Daha ileriye gitmedi. Bu arada Can, teşekkür ederim. Abone olmuş sağ olasın, var olasın güzel kardeşim. Eksik olma, desteğin için çok teşekkür ederim. Yayın yeni başladı beyler. Saat 11'e kadar sohbet muhabbet e ee, yarın da inşallah ne zaman yarın yayın açarız desem açamıyorum. Ama inşallah yarın açacağım, bu hafta açacağım. Ee, Berkay Berkay böyle bir, bir şeyler yapıyor. Biraz toparladı kendini gibi ne diyorsunuz? Emre Belazoğlu ile birlikte oynamaya başladı. Zaten Berkay da FMC'lerin bildiği bir oyuncuydu abi. Bu çocuğu kaç yaşında keşfettiniz siz? Ya ben eminim şu Tutturkart'ta Hamburg'dan falan Berkay'ı falan alıyorlardı yani. Eyvallah can sağ olasın. Bakacağız abicim. Hepsine bakacağız. Ee, Tolga Ciğerci Takım takım incelesek. E, şu an takım takım inceliyoruz zaten. Ama şöyle bir durum var. Kuzuların sessizliği. Şimdi hemen mesela işte Kerem Aktürkoğlu'na falan bakıyoruz ya bir 10 dakika 20 dakika sonra biri geliyor Kerem Aktürkoğlu'nun profiline bakalım falan diyor. yani hiç bakmamışız gibi sanki. İşte ya da işte şuna bakalım buna bakalım diye sürekli böyle başa sarıyoruz. Şimdi insanları da kırmak istemiyorum. O yüzden böyle e, takımlara bakıp böyle şey yapacağız biraz. 6 maç 6 gol. Evet. Galatasaray da öyle başlamıştı değil mi? Evet beyler ya şu nasıl abi bu nasıl böyle oldu ya? Bunlar nasıl oldu? Abi bana söyler misiniz ya? Kenny dediğin çok doğru çok haklısın ama yani e, adamları da o kadar şey yapmamak lazım ya. Yani bir gün eğer profesyonel olarak böyle olamam da Hani böyle hayatımı bu yayından falan böyle kazanırsam dediğin tarzda bir şeyler yapabilirim ki öyle bir şey de olmayacak Bu nedir ya beyler Bursa Spor'la alakalı Otomatik iniyor kuponcu Cevdet En son hangi maça oynadın lan Yani bu sene çok kötü durumdalar küme düşecekler herhalde Joao Pedro Böyle bir oyuncu mu var Bursa'da? TV Bifuma Aa bu neredeydi? Yeni Malatya, Sivas vay geri geldi ha Şarkıyı kes ya Altınordu Evet tesis başka şeyler için yani altyapı tesis Hani bunlar başka şeylerin sürdürülebilir olması için İnşallah ligde kalırlar yani Çok fazla böyle şey yapmazlar e, İlla ki gelir yaparlar bundan önceki bütün fm'lerde yaptıkları gibi Burada da yapacaklardır Hadi bakalım Taha için ilk Beşiktaş'a bakıyoruz Şöyle bir oyuncularına bakalım çünkü Beşiktaş çok fazla güncelleme gerektirecek oyuncudan bahsediliyor. Ersin var. Ee, Ersin biliyorsunuz artık ligdeki en iyi libero Kaleci. Ee, Tolga <laughs> abisi gibi. Tolgayı hatırlıyorsunuz değil mi beyler? <laughs> Beşiktaş Trabzon sonra Beşiktaş'a geldi Kaleci. Abi e, kulüp bürüj maçıydı galiba. Tolga yüzünden bir gol yediler kaleci yüzünden. Çıkayım mı çıkmayayım mı gideyim mi gitmeyeyim mi falan yemin ediyorum adam bunu düşündü. Hani böyle yoldayım iki kişi karşılaşır böyle biri sağ biri sola gider bir şeyler yapar kararsız kalırlar ya. Ee, Lisbon muydu? Hatta Hantal bir tane adam vardı defans arkasına sarktı da gol attı yani. Çok komikti. İşte bu onun tam tersi olmuş artık. Yine potansiyel yetenek aralığı 130-160. Bu çok yanlış anlaşılıyor. Herkes ön yargılı olarak şey diyorlar. Hani Ersin'in bir bakayım 130-160 aralığında mı Taha? Evet 130-160 aralığında bu yanlış anlaşılıyor. Kötü çıkma ihtimali de olabilir. Ama 160'a yakın çıkarsa Avrupa'da da e, iyi bir seviyede olabilir. E, burada başka Umut Meraş'a bakalım. Douglas'a bakalım. Biraz Beşiktaşların şekeri tansiyonu düşsün. E, evet. 941 bin euro maaş alıyormuş. Vay vay vay. Yalnız bir şey söyleyeceğim şunun profiline bunun profiline yazmayın abi zaten bakıyoruz Atladığım olursa yazarsınız öyle daha sağlıklı olur Kerem Kalafat 20 yaşında Kerem Kalafat potansiyel yetenek aralığı kaç? Bu arada Kerem'le alakalı birisi şey yorumu yapmış. Hani uzun metrajda koşarken böyle çok yalpalıyor gibi gidiyor. Hani böyle koşu senkronizasyonunun bozukluğuyla alakalı biraz yorum yapmıştı. Böyle şeyler aslında ciddiye almak lazım. Ben hiç şeyi şey yapamadım, bakamadım ama gerçekten öyle bir şey var mı? Dikkat eden var mı? Korku için bakacağım. Hiç merak etme. Evet burada Necip Reis Necip her zamanki Necip abi takım oyuncusu Rıdvan'da bir değişiklik yok muhtemelen yine 130 ve 160 potansiyel yetenek Aralığında ee, Piyaniç Abi bu kadar kırmızı bir adamın sahayı kızartamaması da değişik bir şey ya Ee, Kartal Kayrağı Yılmazlar bu Ümraniye Spor'da ee, Mustafa bakıyor İlkay İlkay'ı geçtik Oğuzhan Biraz hareketlenmiş sanki Oğuzhan'a Taha Dayanıklılık falan Böyle biraz daha bir şeyler olmuş sanki böyle araya girip birkaç maçta fena oynamayınca Böyle biraz değişiklik yaptın gibi geldi bana Senin alana giriyorum bilmiyorum ama bu yabancı sınırını düzeltirken 20 takımlı kalıyordu. Lig bug oluyordu onunla. Bilmiyorum ya o yamayı yapmamışlar şeyini yapanlar. Evet, burada burada başka şimdi altyapıya geçeceğiz. Biraz daha tansiyonunuzu şekerinizi falan böyle şey yapayım Ah. <laughs> Bat şu bitiriciliğine bakıyoruz hep birlikte. Evet, bat şu ayının bitiriciliği 11 olmuş arkadaşlar. Ee, bu zaten daha Twitter'dan bir şeyini vermişti. Can gidecek değil mi sezon sonu? Evet, satın alma opsiyonu var mı? 2,5 milyon euro opsiyonlu bonservis bedeli varmış. Yani Can Bozdağ'ın da Can Bozdağ'ın öyle. Zaten şans verilmiyor bu çocuğa bu, bu arada da ya. Bu çok şey yok ya. U19 takımına bakalım. Ee, Serdar Saatçi var. En çok e, hani adı geçen konuşulan son dönemde forma şansı bulan. Serdar Saatçi'nin bir dakika. 120-150 potansiyel yetenek aralığında, ee, potansiyel yetenek seviyesine göre de e, iyi yerlere gelebilir ama size bahsetmiştim yayın başında 120 ve 150 potansiyel yetenek aralığı bizim Türkiye ligi için lan bu çocuğun geleceği var denilen oyuncu yetenek aralığı bu arada haberiniz olsun yani bir Brezilyalı oyuncu için 120-150 arasını düşünürsün ama Türkiye'de 120-150 ise İyi demek lazım. Egemen tutar. Yani çok bir şey yokmuş. Berkay Vardar. E, o da 18 yaşında. Evet. Yani denenebilir orta sahada falan. Sonuçta oynatmak zorundayız. Türk futbolu gelişecek böyle. Değil mi? Demir Ege tıknaz. 16 yaşında. 16 yaşındaki bir oyuncu profili için hiç fena değil diye düşünüyorum ben. Bakayım şimdi size. Potansiyel yeteneğinden falan bahsedelim. Evet 16 yaşında İstanbul doğumlu oyuncu. Yine 120 ve 150 potansiyel yetenek aralığında bir yetenek aralığı var. Yani 150 çıkarsa evet çok böyle üst düzey bir orta sağ olmaktan uzak olabilir ama şu şunu çok net söyleyeyim. Oyun kurucu olacaktır. Duran topları tabi burada zayıf ama. Pas yeteneği soğukkanlılığı falan bayağı iyiymiş Emirhan İlkkan. Bu da çok konuşulan oyunculardan ki ligde herhalde En fazla süre bulan genç oyunculardan Bu sene Herhalde Serdar Saatçi ile Bu vardır diye düşünüyorum 120-150 potansiyel yetenek aralığı gene. Ee, özel yetenek üst düzey. 15. Teknik kapasitesi var. Valla bu atletik yapısı da hiç fena değil şu anki. Ee, şey çok iyi olacak yalnız ha. top kullanmasını boş verin. Dripling ilk kontrol pas teknik gelişsin. Zihinsel özellikleri full bassın. Tamam işte 10 numara adam. Ön alanda çatır çatır kullanırsınız. Emirhan Delibaş zaten fena bir oyuncu değildi. Ee, Beşiktaş kariyerinde ben denemiştim. Tam çok üst düzey bir oyuncu değil ama yine altyapıda kullanılacak teknik bir oyuncu. Cemal Azat Demir. Ee, yani bu da sol kanatta fena değil. Kullanılır herhalde ama tabii e, yani kullanılırdan kastım şu. Oynatma zorunluluğu var. Zorunluluktan dolayı. Gerçi Beşiktaş'ın 52 senelerde rahat. Ersin falan var. 110-140 potansiyel yetenek aralığı. Koray Yağcı Koray Koray'ın potansiyel yeteneği kaç şey? Daha Koray'la kılıç e, Semih Kılıçsoy, Semih Kılıçsoy bile var. O bunun 12 mu? <laughs> e, şimdi Beşiktaş'ın teknik heyetine bakalım. Ceyhun kazancı geçtik. Evet Önder Karaveli çok soruluyor. Gençlerle çalışma 18. Tabi burada şöyle de bir durum var arkadaşlar. Yani antrenörlerin işte kondisyonerlerin ne bileyim işte teknik direktörlerin biraz biraz böyle hani aşağı yukarı bir şeyleri yapabilirsiniz ama yani geri kalan personeli ayarlamak çok zor. Menajerler Biraz daha göz önünde olduğu için şey yapılabilir. Ayarlanabilir. Ama tabi taktik teknik antrenmanları falan çok zor bunları ayarlamak ya. Evet, Fenerbahçe'ye geldik. Ömür törpümüz saçlarımdaki beyazların hepsini ona mal etmeyeceğim ama <laughs> %10-15 aralığı ona aittir diye ben düşünüyorum abi ben Söylüyorum yani 6 e, ay Berke'de bakalım var mı bir şey yok diye düşünüyorum ben Berke'de bir değişiklik Yok gibi aşağı yukarı zaten böyleydi Berke'nin profili Potansiyel yetenek aralığına bakalım mı? Ünlem tema yazarsan e, tema'nın linki direkt karşına gelecektir. 140 sabit e, profil oluşturulmuş. Sabit miydi değişken miydi hatırlamıyorum ama e, her e, kariyerde 140 yetenekte çıkacak. Aa çok özür dilerim ya Atiba falan deniyordu değil mi? Dur dur özür dilerim. Aynen Atiba'yı falan geçtik beyler. Bir dakika bir dakika. Rıdvan Mehmet evet. Oğlum bu nedir lan? Kamil Ahmet çörekçi mi? Bakalım. Değişik bir şey mi var? Kamil Ahmet çörekçi. Evet. Bu ne olmuş lan? Bu seviye mi atlamış? 그럼 <laughs> 뭐 Belki almadan önce şeyi buydu beklentileri Evet Berke'ye bakmıştık 140 sabit Yetenek olduğunu gördük Berke üzerin. E, Tisserand Kim de Ufak tefek e, Pozisyon alma artmış sanki biraz. Ne diyorsunuz? 14. Top kapma da böyle biraz artmış gibi ama e, hiç fena değil yani kafa vuruşu, markaj, top kapma. Şeyler artmış böyle. Hoş geldin Burak. Burak yine her zamanki sert girişlerinden yaptı. Nasıl? Ha, ama sezonun bir arası da var. Yani oyuncu neler yapabileceğini gösterdi. Neler yapabileceğini gösterdi. Şu an Messi de gelse herhalde Fenerbahçe'de e, şeyden hallice oynar. Hakan'dan. Atilla Salahi'ye bakalım. Evet gençler. Atilla de gördüğünüz dikkatinizi çeken soğukkanlılık artmış sanki. Ne diyorsunuz? Soğukkanlılık mı şey yapmış? Artmış. Var mıladı? Teknik 5 puan. Ha yani evet. Attığı isabetsiz uzun paslar sonucunda da vizyon 12, pas 14. Ulan ya son maçta ne kadar top ezdi. Bu ne kadar sinirlendik ya. Ama tabii şöyle bir durum var. Şimdi kim mince, Atilla Salah'ı hani bir dönem ligde en iyi stoper tandemi falan hani 3. stoper Tisarant'tan hiç bahsedilmiyordu. Hani 3 stoper oynarken. E tabi e, şimdi takımla birlikte bir düşüş var ama neler yapılabileceğini göstermişlerdi. Nazım Sangari'ye bakayım mı? Evet karar alma çok doğru 10. Konsantrasyon 10 katılıyorum. Ya evet doğru çok doğru. Ağzımı kapatır mısın abi? Filip Novak hiç bakmayacağım. Samuel'de bir değişiklik yok dediler. Ya aynı. Zaten Samuel'de de bir değişiklik yok. Yani koşuyor, bir şeyler yapıyor. Yeni mevkiler eklenmiş. E, olabilitesi de bu zaten yani başka bu adamla ne olacak? Çağatay kuru kalıp bu da çok sonradan oynadı oynayıp bir maçta kendini gösterdiği için muhtemelen o arada kaynadı bir şeyler yapıyor. Bir yapıyor o zaman diyelim Burak. Bir şeyler değil. Bir yapıyor. <laughs> ee, yani bu da son bir maçta oynadığı için yetişmemiştir muhtemelen ki bir maçtan sonra da herhalde Çağatay'a bakıp en fazla biraz daha hızlı diyebilirsiniz. Ama tekniğinin iyi olduğunu düşünüyorum ben. B, B diyelim sadece B harfi. Murat Sağlam geç. Luis Gustavo yani bir oynasa karar verdik ama oynamıyoruz Gustavo, Ozan Tufan iki gözümüzün çiçeği İnşallah be Ozan Crespo'da e, hani çalışkanlık, takım oyunu, kararlılık bunlarda ciddi artış var ki zaten Crespo'da Bunları karşılıyordu yani adam Rakip Kale'de de geçen maçta penaltı aldı. Savunma önünden de top çıkarmaya çalışıyor. Takımdaki her şey yani. Bir dönem Valbuena vardı burada. Hatırlıyorsunuz değil mi Valbuena'yı? <laughs> hani bir tane e, Caps var ya. Sadece bir tane işçi çalışıyor. Diğer hepsi ona bakıyor. beğenmiş beğenmişti o paylaşımı. Bu da yine aynı şekilde Crespo yani şunu söylemek istiyorum. Crespo özelinde değil bu genel olarak böyle bir şey. Crespo geçen sene Portekiz 2. ligi diyelim. Hani en üst lige 1 diyelim. Portekiz 2. liginin en iyi oyuncusu seçilmiş. Portekiz 2. liginin en iyi oyuncusu ve 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 e, şu an ciddi anlamda Fenerbahçe'deki hani hiç sırıtmayan takıma 2-3 maç alıştıktan sonra hep belli bir seviyede oynayan tek adam herhalde ve e, Avrupa kadrosuna da yazılmamış <laughs> yani o Samuel öyle yazma Crespo yaz Bu o da ayrı bir kafa yani bilmiyorum ya <laughs> gerçekten çok sinirim bozuk ya Monopoly oynarken ben de öyle yapıyorum bazen biliyor musunuz saçma sapan şeyler yapıyorum böyle hiç para yapmayacak yerlere yatırım yapıyorum falan hani Kimsenin zar atarak gelemeyeceği yerleri almaya çalışıyorum. Oyun dışında burayı alacağım falan diye böyle. Evet. Evet Ferdi Kadıoğlu. Herhalde sahada oynamadığı yer kalmadı. Takımın en şey oyuncusu. Çalışkan oyuncularından. Çalışkanlık 13. Cengiz sana saygı duyuyorum. Evet emeği var emek veriyor belki çalışkanlık 14-15 olabilir miydi diye düşünüyorum Kararlılığı da çok düşük gördüm ben çünkü sahada hep böyle hani kararlılık bunları etkileyen şeyler diye düşünüyorum Biraz şey yapılabilir Hız düşük şöyle bir şey var Enes yani hız 13-14'e ulaşıyor daha gelişimi olduğu için bir şeye bakacağım. Editörden. Genel dedik. 130 ve 160 potansiyel yetenek aralığında. Yani burada çalışkanlık ve kararlılığın kesinlikle, kararlılık kesinlikle daha yüksek olmasını beklerdim. Cesaret de biraz daha yüksek olabilir Ferdi'nin ben mücadeleden kaçtığını görmedim çünkü hani böyle ee, hız belki 12 falan olabilirdi ya da hız hızlanma 13 13 olabilirdi diye düşünüyorum ben. Tabii bu şahsi fikrim ama teknik kısmında hiçbir eksiklik olduğunu düşünmüyorum ben. Biraz zihinsel de ufak tefek şeyler var. Sosa'ya bakmayacağım ya. Bakmayalım. Zayt. Yani işte. Şu özel yetenek 16'yı çok fazla görmedim ben Zayt'ta ya. Zaysi'nin özel yeteneği 16, Ferdi Kadıoğlu'nun 17. Oradan da Mert Hakan Yandaş'a geçtim. Baba adamın çalışkanlığı 13. 13 müydü? Şey, çalışkanlık 13. Kararlılık 10. Sen forma numarasına mı takıldın? Neyse sağlık olsun. Düzeltir ufak tefek rötuşlar yapılır. Miha Zaytsın. Sağda e, sahada çok iyi gizleniyor. Evet. Yani Zaytsın profilinde belki özel yeteninin bu kadar yüksek olduğunu düşünmüyorum. Ama geri kalan özellikleri e, şey değil. Fena değil. İrfan Kahveci. İrfan da mesela e, oyunda çok acayip uçup kaçıp giden bir adam. Her yerde çok iyi oynuyor her takımda. Burada da oyundaki profili gerçekten çok iyi. Tabii şu an bu profilin sahaya yansıdığını çok şey yapmadık, görmedik. İrfana sakatlık eğilimi geldi. Sakatlanmaya meyilli bir oyuncu mu artık yani. Bakalım İrfancan kahveci. 150 mevcut şey 135 mevcut 150 potansiyel yeteneği varmış. Yo 135 mevcut yetenek zaten e, ee, lig şeyinin üstünde Tam şeyleri hatırlamadığım için bir şey diyemeyeceğim Mert Hakan Yandaş Yani Mert Hakan Yandaş'ın da Evet profili aynı galiba bilmiyorum ama Bir şey söyleyemeyeceğim Burak Kapacak ee, yani Hızlı olup adam eksiltebildiğini gördük tabii bu Ne seviyede onu da tam test edemedik 25 dakika yeterli olmadı Max Meyer gitti çok şükür Mesut Mesut zaten e, yani fiziksel olarak çok böyle şey olduğu için ve işte cesaret düşük çalışkanlık düşük süreklilik yok falan gizli şey e, editör şey editör diyorum özelliklerde de o yüzden Mesut'un da çok fazla verim alınabilme ihtimali olmuyor Pelkas denge 10, güç 8. Balotelli de yükselmiş. Balotelli'ye yükseldim. Bakarız. Varsa öyle bir şey konuşuruz. Elif Elmas mı? Dostum bizi şu an mahvettin. Dur ya Elif Elmas. Arda Kurtulan. Evet altyapıda çok iyi olduğu söylenen gençlerden birisi. ısrarla Yani Arda'nın Diğer ardanın, öteki ardanın, üç tane arda var ya. 100 ve 130 arasıymış. Benzine bir buçuk TL zam geliyormuş işte. Yani zaten bizim kendi içimizde bulunduğumuz e, ekonomik e, sıkıntılar yetmiyormuş gibi. Bir de bu. Savaş mevzuları çıktı zaten yani neyse. Mergin Ber Berisha'da e var mı bir düşüş bence olması lazım. Berisha e şeylere benziyor ya böyle Meksika filmlerinde böyle çetelerde şey oluyor ya. Diego Rossi yine onda da bir şey yok cesaret 5 Agresiflik 4. Ersin Destanoğlu'nun ani çıkışı 16 olmuş. O artık iyice tavana vurmuş. Stoper olarak da oynuyor yani adam neredeyse. Kız artmış sanki 16 olmuş. Ne diyorsunuz? Allah yar sıyetmeniş. Barış Sumur geçiyorum. Serdar Dursuna bakalım. Rossi'nin Oğlum Rossi Dünya Kupası gitme Dünya Kupası bitmiş. Üstünden 3 ay geçmiş. Ben hala Rossi'yi oynatıyorum. Dünya Kupası'na gidecek diye. Bu arada çayım soğudu sizin yüzünüze. Oğlum siz bu nasıl ya penaltı kullanma 13? Nasıl ya 13? En az 17 18 olması lazım ama abi adam atlaya zıplaya penaltı kullanıyor ya. Atlaya zıplaya penaltı kullanıyor adam. U19'da Arda Güler, evet yine bazı özel, genellikle genç oyuncularda kararlılık yeteneği zaten düşük çıkar. Teknik olarak zaten evet iyi, yeteneklerini geliştirirse çok iyi olur. Arda Güler'in potansiyel yetenin yüksek çıktığını şuradan anlıyorsunuz. Eğer fiziksel özellikleri hızlı bir gelişim gösteriyorsa yani işte hızlanma 13, hız 13, ne bileyim dayanıklılık 13, 14 falan buralara geliyorsa bilin ki yüksek potansiyelde çıkmıştır. Her kariyerde farklı çıkıyor kararlılığı falan. Ruhan, Aksoy, Sabek ama çok genç profilleri falan. Arda Güler'de kararlılık random değil. Bakalım. Genellikle bu tarz genç oyuncularda kararlılık bu kadar şey yapılmıyor. Random çıkıyor. Arda Kurtulan'ın profiline baktım ve çok şok oldum yani. Arda Güler'i zaten arttırmayacaklar ki. Arda Güler 2 senedir zaten iyi oynuyor ki hani oyunda. Yine aynı 130-160 potansiyel yetenek aralığında. Beyler 130 160 yani 160 potansiyel yetenek çok iyi. Abi bu arada kararlılık 9 onda bir şey olmuş olabilir. Çünkü genellikle bu özellikle bu yaşlarda oyuncuların Kararlılıkları random oluyor çünkü e, kararlılık Oyuncunun Yetenek yani potansiyel ya da mevcut yetenek puanına et, potansiyeli etmez de mevcut yetenek puanına etki etmiyor zaten Yani kararlılığın 9 olması ile 20 olması arasında e, Mevcut yetenek puanında değişiklik değiştiren Değişen bir şey olmadığı için genellikle random bırakılıyor ki bilemezsin de bunu Biraz bir şey olmuş Atlanmış olabilir belki. Doğukan Gümüş. Gümes 5 ay demiş. Dostum çok teşekkür edelim. Edelim. Hep beraber teşekkür edelim Doğukan'a. Abone olmuş ve toplamda 5 aydır aboneliğini sürdürüyormuş. sağlasın var olasın kardeşim. Desteğin için çok teşekkür ederim. Ve Melih Bostan. Yani bunda çok bir şey diyemeyeceğim. Ee, İsmail Neyse Galatasaray'a geçelim. Emre Belozoğlu istenmişti. Profiline bakacaktık. Söz verdik. Şimdi hatırladım. İnşallah Horkuin yayındadır. Güzel kardeşim kusura bakma. Bence biraz gelişimi hak ediyor diye düşünüyorum Emre Belozoğlu'nun. Yani disiplin tam disiplin bilmiyorum bir şey diyemeyeceğim ama futbolcu idare yeteneğinin 12 değil hani 14 15 olabileceğini düşünüyorum ben. En az diye düşünüyorum. Motivasyonun da iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü direkt gelip Başakşehir'e hani o kadar kötü giden bir Başakşehir'e motivasyonu düşük bir hocanın bu kadar e, çabuk toparlayamayacağını düşünüyorum. Tam taktiksel bilgi birikimi vesairesi falan filan onlarda değilim ama e, çok şey böyle Bilmiyorum. Çok çok düşük geldi bana bazı özelliklerde. Inaki Penya. Abi muhteşem bir kaleci. Zaten kiralık Fat <laughs> Bence soğukkanlılığın 13 olması çok yanlış. 16-17 falan olması lazım. Adam hani çok soğukkanlı bir şekilde gol yiyordu. Hani hiç hani insan bir ulan gol yedim falan yok. Gol yedim abi. Gol yedim. Gol yedim. Saşa ee, Sasha Boy biraz daha gördük Sasha Boy'u. Sanki atletik yapısı biraz arttırılmış gibi. Fiziksel özellikleri gibi geldi ama bu da sakatlık yaşadı tabii. Fatıbezdenden silinmesi lazım yok artık ya. Marka, geçen şeyde de konuşmuştuk zaten. Marka artık hani profil olarak iyi yani hani bence Türkiye liginde maksimum seviyesi bu. Zaten ligdeki herhalde en iyi 5 stoperden birisi Marka. Semih Kaya geri gelmiş. Semih Kaya nasıl gelmiş? Evet. Semih'in ikinci gelişi değil mi bu? Çek Cumhuriyeti'ne gitti. Slavya Pra, şey Sparta Prak Sparta Pra, Sparta yeneceğiz. Kaan Arslan e yine Galatasaray'ın Kaan Arslan oynar falan diye muhabbetleri var. E bakalım genel diyelim. 110 ve 140 e, potansiyel yetenek aralığı varmış. Bu da yani 140'a yakın olduğu müddetçe evet bir süperlik takımında e, süre alabilir ama bu takım şampiyonluğu oynayan bir takım olmaz diye düşünüyorum. E, zaten e, yeteneklerin büyük çoğunluğunu fiziksel özellikleri almış. Teknik olarak top kapma en fazla 13 olur. Hani yarım puan falan arsa 13 falan olur gibi geliyor. Markaj falan belki biraz artar ama çok zorlamamak lazım. Omar gelmiş Omar'ın tabi sakatlığı 6-8 ay evet Omar'da bir değişiklik yok o zaman böyle kalacak Yani bunun da aslında sakatlığının kaldırılması mı lazım oluyor yani ya da Düşmesi mi lazım Çünkü geçen hafta yani Şubat'ta şeye çıktı maça çıktı Alpaslan Öztürk bakmıyorum Victor Nelson Victor Nelson'a bakacağım. Şimdi bir şey diyeceğim size abi. Agalar. Abi Victor Nelson bir gelişiyor. Bir gelişiyor. Evrim teorisine inanırsın ya. İnanmıyorsan. Öyle böyle değil yani. 150 e, sabit potansiyel yeteneği var. Zihinsel olarak hiçbir eksiği yok zaten bu adamın. E, teknik anlamda da baktığınızda işte top kapma, markaj hani e, bir stoper için teknik özellikleri yeterli. E, bu şey fiziksel özelliklerini de geliştiriyor ve hani fiziksel eksiklerini de giderdiği zaman işte hızlanma, çeviklik biraz ikişer üçer puan arttıktan sonra bayağı bir şey oluyor adam yani. 150 de çok iyi. Yokay Güney'de de bir şey yok. Evet numara yok. Patrick Van Anholt yani zaten aynı abi. Uçuyor adam ama o kadar yani uçuyor işte. Hani kağıttan uçak yapıyorsun o da uçuyor. Abi şu adam Hollanda milli takımında oynadı Euro 2020'de değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Ha, ama tabii ne kadar savunma de Kanat bek yani savunmaya savunmadan ziyade ön alan bindirmeleri daha fazla olması gereken bir oyun tarzında istendi ve siz şimdi bu adamı beğenmiyorsunuzdur. FM 11'de falan Wonder Kit olduğu dönemlerde de almaya çalışırdınız ama yani ne çabuk unuttunuz Ömer Bayram'ı Bir daha Ömer Bayram'a Taylan Antalyalı ee, pozisyonu. Bence önsezinin ilk kontrolün kesinlikle daha düşük olması gerekirdi diye düşünüyorum. Çünkü o onun hani, anlık bir şey değil artık kalıcı olduğunu. Benim çok net hatırladığım o kontrol yüzünden iki tane çok net gol ama çok top kaptırdığı da şey var. Ömer Bayram'ı seneye sabek görürüz abi. FM'de torrent kalırsa bence torrenti sabekte görürsün. Trabzonspor'a ilk başta baktık. Gerçi baktık da demeyelim çünkü oyuncuların profilleri zaten hani iyi takımdı. Vakayeme'ye falan baktık. de ne olmuş be ya? Vallahi Valla Vakayeme yani. Aleyküm selam Yusuf Bey. Hoş geldin. Taylan'ın maaşı gerçek mi? 85 bin euro. Yanlış girişler olabilir arkadaşlar. Bunlar ee, çok şey. Evet yanlış girilmiş. Bunlar olabilir. Bulgar. Baba sen niye geliyorsun şimdi? çok iyi adam ya. Pulgar'ı çok beğeniyorum. Pulgar tarzı oyuncuları FM'de çok seviyorum ya. Berkan'da da bir değişiklik yok herhalde. Evet. Yani ben çok umutluydum Berkan. Ama Berkan yine Taylan kadar da şey değil. Düşmedi yani. Gene belli bir seviyesi var en azından. Taylan dağıldı. Yazık oldu. Soso. Evet. Abi bu maaş nedir ya? Bu gerçek değil herhalde. Hatalar tabii ki de düzeltilir. yani onlar son işte ara ara güncellemelerle düzeltilecek Çıkıldağının profiline bakalım Morutan Morutan herhalde şans bulamayacak o kadar artık ha ne diyorsunuz Morutan'la alakalı Galatasaraylı arkadaşlar Bütün maçları izleyen takip eden Lan Vitor Pereira Corinthians'a nasıl gitti Yunus güne bakmadık. Morutan kadro dışı mı? Yok artık. Arda Turan, klasik yani e, bu tarz oyuncuları FM'de çok e, görüyoruz, çok karşılaşıyoruz. İşte ligimizde Mesut Özil bunların bir örneği mesela. E, teknik ve zihinsel olarak bazı özellikler yani kalıcı oluyor ama fiziksel anlamda çok yetersiz oluyorlar. Emre Kılıç FM'de iyi bu arada ya. Son maçta da girdi maçı çevirdiler yani. Kilo yok. 76. Kerem Aktürkoğlu. Kerem'in zaten profili bir güncelleme almıştı. Hak ettiği bir güncellemeyi. Bir şeyine bakacağım. Potansiyel yetenek olarak bir şey var mı? Bakalım. 150. 140 mıydı? 150 gayet iyi bence. Yani tabii 22 yaşında 22 yaşında da olsa kaç 10. ayda olan 3 ay sonra 23 olacak yine de e, hani son yüksek gelişimini gerçekleştiği yaş 22 diyebilirim ondan sonra daha çok yavaşlıyor Türkiye için çok iyi zaten profilde Türkiye'de kalmıyor e, belki bu profil bu potansiyel yetenekte falan Avrupa'ya gidip orada daha şey bir takımda kalma ihtimali olabilir bitiricilik falan bir iki tık bir şeyler hareketlenme olmuş kararlılık falan. İyi yani bayağı iyi. Barış Alper Yılmaz enteresan şekilde Avrupa'da görüyorum ben bu adamı ya. Değişik takımlara gidiyor. Ya ufak tefek hatalar vardır Hüso. Sana kalmış bir şey abi. Sen yani ne bileyim işte e, Taylan Antalyalı'nın maaşı seni çok etkilemeyecekse 85 bin euro diyor. Aç bu oyna. Eagles Prime ile abone olmuş. Toplam 9 aydır aboneliğini sürdürüyormuş. Selamlar abi iyi yayınlar özledik valla. Eyvallah sağlasın. Ben de özledim. Geldim Ryan Babel Ryan. 150 sabit evet. Her kariyerde 150 çıkıyor. Adam pivot santrafor oldu. Halil Dervişoğlu ciddi bir düşüş var söyleniliyor hep. Eee Konsantrasyon düşmüş. Dripling ilk kontrol ikisi de 16 idi. Biri 17, biri 15 olmuş. 21 yaşında. Ya bir şey soracağım size. Galatasaraylı arkadaşlar özellikle size soruyorum. Sinan sen buradasın. Halil'in boş kaleye vurmak yerine yaptığı pas hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> düşünmek istemiyorum bak. Adam yani hiçbir şey söylemeyeceğim bu adama. Yani şu tarz yani Gomis'in 19-20 yaşındaki halini bulup getirmeye cesaretimiz yok. Ülke olarak Gomis'in 19-20 yaşındaki halini bulup getirip yatırım yapıp geliştirmeye cesaretimiz yok. Takatimiz yok. Gücümüz yok artık ne derseniz. Bu zaten hava toplarının şehirlikte. Ondan sonra millet makara yapıyor işte Fenerbahçe Ozan Tufan'ın eksikliğini Ozan Tufan'la işte kapattı ne bileyim Galatasaray Santrafor'un Gomis'in eksiğini Gomis'le kapattı falan diye ee, Galatasaray'da Bartu Elmaz gidiyor zaten Olimpik Marsilya'ya Selman Dibek Baran Aksaka Hamza Akman yani Galatasaray'da da Emin Bayram Nereye gitti? Emin herhalde bunlarda da bir değişiklik yok diye zannediyorum. Evet. Yunus Akgün çok soruldu. Yunus Akgün'e bakalım. Ee, Galatasaray'ın kiralık oyuncusu. Ne oldu abi? Yunus, Yunus, Yunus. Akgün, Akgün, Akgün. Yalnız size şunu söyleyeceğim. Ee, Adana Demirspor'un kanat ve forvet yani iki kanat ve forvet üçlüsü diyelim. Türkiye liginde kimse de yok bence. Trabzon'u ayrı tutabiliriz olaydan. Çünkü Visca, Vakayeme, Cornelius var. Orayı değiştirip kullanabilirler de yani. Ee, hani en tepe Trabzonspor'u yazarsın. Ee, altına da Adana, Adana Demirspor'u yazarsın herhalde. Atalay Babacan aynı zaten. Fiziksel olarak yok ama teknik kapasitesi üst düzey. Şu şey enteresan yani. Ben gerçekten şunu merak ediyorum. Hani ciddi anlamda merak ediyorum. Yani hangi futbol aklı? Abi Matias Vargas diye bir kanat oyuncusu var. Velez'den İspanyola geldi. İspanya Ligi'nde falan. Yani Adana'ya gidip alıp getirelim bu adamı. Kiralık falan. Yani kim dedi abi nereden geldi bu adam yani? Abi adam bak boy 1.68 Galatasaray maçında milletle güreşe güreşe topu nerelere getirdi ya? Lorik Remi'yi aldı ya Adana Demirspor. Lorik Remi geldi ya. Abi ben gerçekten ee, Abi nasıl bir vizyondur ya? Sen Montella'yı getiriyorsun. Yani Vincenzo Montella nasıl bir şeydir? Balotelli. Zaten iki seçenek vardı. Balotelli hani Adana Demirspor ilk hani kuruldu falan iki seçenek vardı yani. Ya çok iyi olacaklardı ya da düşüşe üç başlayacaklardı ve kulüp batacaktı hani maddi olarak. Adamlar şimdi Avrupa'yı zorluyorlar Avrupa kupalarını. Balotelli yani bir şey söyleyemeyeceğim. <laughs> Murat Sancanoğlu FMC ha, öyle bir muhabbet vardı hatırlıyorum ama ne olursa olsun abi ne, yani ne olursa olsun yani. Tabi bakmışlardır Matías vargıda şey de bak şu vizyon da apayrı bir olay yani. Şimdi. Arjantinli bir oyuncunun İspanya'ya gitmesi çok normal bir olay. Çünkü aynı dili konuşuyorlar ve genellikle İspanya'yı tercih ediyorlar ya da İtalya'ya gidiyorlar. Tamam yani bunda hiç şey bir şey yok ama abi sen oradan gidip bu adamı kiralayıp getiriyorsun. Gerçekten Düşünsene şu olayı konuşuyoruz ya. Şu olay bize çok şey geliyor, inanılmaz geliyor. 24 maçta 4 gol, 11 asist. Fenerbahçe'deki Lari şey performansı diyorum ya neydi bizim Lens performansı Abi Samet Aybaba'yı aynen öyle çok doğru söylüyorsun anında yolladılar Ya e, Tayyip Sanuç Stoper Bir de bunlarda şu, Samet Karakoç var Şey Samet Akaydın Al size Stoper e, Keçiören'den beri takip ediyorum ben çok sağlam adam. Adama bakar mısın? Üçüncü lig ikinci lige çıkıyor. 1. lig ve Süper Lig ve çatır çatır oynuyor adam. Yunus Akgün'ün profiline bakayım abici. Stoper işini de abi artık ya yetiştirecekler ya bir şey yapıp çözecekler. 150 125 mevcut, 150 sabit. Adam 27 yaşında lan. Tor Abi ne olur Torrent ekibine bakmayalım. Ee, şeye bakacağım. Çok özür dileyerek. Vincenzo Montella. Kararlılık 17. Muhtemelen burada bir değişiklik yoktur. Ee, Galatasaray. Evet. Şeye bakalım. Torrent'e. <laughs> zamun da geliyor aklıma torrent deyince. Domenek torrent. Bakalım nasıl yapmışlar. Emre Belezoğlu'ndan iyi. Antrenör özellikleri falan da gi girilmiş. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk için ideal mevcut yetenek. Şöyle söyleyeyim. Süper Lig'de e, bir takım oyuncusunun Herhangi bir süperlik ekibinde sürekli oynayabilmesi için 125 mevcut yetenek çok yeterli. Yani 125 mevcut yetenek... Tabii bunun dağılımı çok önemli. Bu mevcut yeteneğin dağılımı çok önemli. Yunus Akgün 125 mevcut yeteneğe sahip ve e, ligde çok rahat e, ihtiyaçlarını giderebilecek, gol yollarında sıkıntılarını çözebilecek bir oyuncu mesela. 125 mevcut yetenek... Ama tabi yetenek puanlaması da şöyle en fazla fiziksel özellikler alıyor. Oyuncunun e, rolüne göre de bu yetenek puanları değişkenlik gösteriyor. Yani top kapma veya işte markaj pozisyon alma bir stoper için puanlaması yüksektir. Ama bu oyuncu için çok düşüktür. E, o dağılımı da düzgün olursa bu tarz oyuncularla şampiyon kadro kurabilirsin. Montella, Montella, Montella abi. CM 0102, Roma. Sportif direktör mü? Adana Demirspor'da mı? Var mı öyle bir şey? Futbol direktörü Gökhan Göktürk. Yalnız bir şey söyleyeceğim size. Eee... Benim kariyerlerimi takip eden arkadaşlar Fenerbahçe kariyerinde Daniel Russo'yu ekibime almıştım. Eski serilerde ve burada Adana Demirspor'da gördüm. İlk kez e, oyunda bak futbolcuları bildiğim oldu. Atıf Şeşu'yu Fenerbahçe'ye getirmiştim. Elneni'yi Beşiktaş'a getirdim. Ne bileyim böyle nokta atış transferlerim oldu. Genellikle Fenerbahçe'de şey yaptım tutturdum. İlk kez e, oyunda Getirdiğim bir teknik ekip şeyinin Gerçekten Ligimize geldiğini gördüm çok enteresan Şimdi geri dönelim evet futbol direktörümüz Gökhan Göktürk Çok tanıdık geliyor şey ya Eğer organizasyonu Gökhan Göktürk yapıyorsa muhteşem yani adam inanılmaz Teşekkür ederim İlhan Palut. Bakalım abi teknik şeylere bakalım beyler. Konya'ya da bakalım bir. Ee, yani çok şey yapılmamış sanki. Bu arada şu İlhan Palut'un geçmişini görünce de ee, şu konudan bahsetmek istiyorum. Sizlerden de fikir e, beyanı e, istiyorum. Şimdi e, mesela Domenek Torrentle birlikte hep şey muhabbeti oldu Ya adamın ilk teknik daha yeni işte menajerlik yapmış, iki takım çalıştırmış falan filan gelir mi gelmez mi olur mu olmaz muhabbeti var. Tabii takım seviyesi ayrı. Bunlar hiç takılmadı. Mesela İlhan Paluta bakıyorsun abi. Ümraniye Spor asistan menajerken Hatay Spora geliyor. Hatay Sporla biliyorsunuz e, yükseliyorlar ayrılıyor Hatay'dan Göztepe'ye gidiyor. Yani fena değildi Göztepe'de tam de. Tamam çok şey değil ama Konyaspor'da bugün iyi top oynuyorlar. iyi mücadele ediyorlar ve 2016'da başlamış menajerlik yani teknik direktörlük kariyerini 2016'da başlamış 6 sene 3. takımında. Bugün Wolverhampton'ın teknik direktörüne baktığınız zaman Benfica B takımında yanlış hatırlamıyorsam sonra Benfica'nın başına geliyor. Tabi Benfica apayrı bir yer bir şey söylemiyorum ona. Benfica'dan sonra Wolverhampton'un başına geçiyor ve şu an ligde de fena gitmiyorlar ee, İşte son dönemlerde baya e, Hani iyi gidiyor da diyebiliriz Adamın da düşünsene yani ikinci takımı ve Premier Lig'e e geliyor Hatay'da evet Hatay'da dayım. Ama bizde abi işte bir teknik direktör geliyor Direkt Tabi biz burada biraz daha olayların içinde olduğumuz için ya işte iyi o adam da işte iki tane takım çalıştırmış burada gelip yapabilir mi edebilir mi abi yani yapanı bulursan yapı işte İlhan Palut işte ya adam üçüncü takımı yeni Türk bak ben bir şey söyleyeceğim bu bizim eski nesil teknik direktörleri yani bu 50 yaş üstü bütün teknik direktörleri falan dahil edebiliriz buna. Ee, ben şeye benzetiyorum bu eski İngiliz teknik direktörler vardır şey, Yeniliğe kapalı falan böyle çok şey yapmayan İngiliz teknik direktörler var o kafada Onlara çok benzetiyorum Ama o Yeni gelen e, teknik direktörler ço hem çok iletişim konusunda daha iyiler hem de böyle daha yenilikçiler Daha arayış içinde kapalı kutu değiller yani Ted Lasso yok izlemedim neymiş abi Eyvah Ceren'in sesi geliyor. Duymaması lazım beni. Kapıyı kilitleyeceğim. Sıçtık. Ama. Şarjım bitti. Tamam ben şarja takıyorum. Bay bay. Hiç yokmuş gibi davranacağım. atlattık Atla, atlattık <laughs> çökmedi ha, aklına geldi kapıyı açıyor hadi açayım ağlamasın açayım aç efendim kızım ben hastayım kızım bak <laughs> hadi sen içeri git bay bay kapıyı kapa aferin kızım Kapımızı kilitleyelim. Camımızı açalım. Yok hasta olma ihtimalim olabilir belki. O yüzden biraz uzak duruyorum çocuklardan. Biyasa Hikmet Kar Hikmet Karaman'a bakmayalım ya. Amin, amin. İnşallah Onurcuğum çok doğru bir şey söylüyorsun. İnşallah. Önce vatanına sonra ailesine faydalı. Ömer, Ömer Erdoğan'da bir değişiklik yoktur ki. Geçen sene iyiydi galiba. Antrenör gelişim sorumlusuymuş Ömer Erdoğan. Eyvallah Yusuf, olasın. Çok teşekkür ederim. Aslında bir şeyim yok da sadece tedbir amaçlı diyelim. Fatih terim TFF Başkanı yok be abi. Bu kadar hızlı gitme ya. Ne gerek var? İnşallah menajer de olur. Ömer Erdoğan güncelleme ile birlikte. kulüp çalışanlarına bir bakalım. Zaten maç saati yaklaşıyor beyler. Ee, şöyle yapalım. Yarın da yabancı şeylere bakalım mı? Menajer Sami Uğurlu mu gerçekten? Serkan Reçber yok muydu ya? Kasımpaşa'da. Ah burada. Futbol direktörü Serkan Reçber. Menajer Sami Uğurlu. Kasımpaşa. Kasımpaşa. Burak İnce'ye bakarız. Çok acayip. Berna Gözbaşı. Tikmet evet, Hoca. Oyuncu potansiyel ve yeteneği. <laughs> Hocam benim ya. Babam, mi? Ne? Hastayım hasta. Aa bak ay. ay. Ay, ağrıyor buralara. Hadi bay bay. Baba. Bay bay. Bay <laughs> bay. Nasıl hasta taklidi yapıyorum? <laughs> <laughs> ah, Armina Bielefeld. Flash TV oyunculuğu oğlum öyle değil mi? Flash TV oyunculuğu diye bir olgu var. Son olarak ben yani böyle çok içimiz bayıldı. Ben yani çok böyle darlandım. Yok yok. Habe hastayım kapat kapat. Hastayım çok hastayım. Bay <laughs> bay. <bye>. Hadi. <laughs> o da öyle yapıyor. Ya ben yapıyorum onu. iyi kilitliyim de. Evet. Beşiktaş'a falan baktık. Ulan bu Elif Elmas bakalım ne durumdaymış. Çok daraldık. Şöyle keyifli kısa bir videoyla gecenin finalini yaparız. Bir Elif Elması bulursak. Eljif değil mi baba <laughs> Canım benlerim kendinize iyi bakın Yarın yine yayın açacağım inşallah. sizlerle birlikte olacağız ee, Buradan sizi fm bağımlısı arkadaşa yönlendiriyorum o da şu an profillere falan bakıyor. Benden çok selam söylersiniz. Kendinize iyi bakın, görüşürüz.